Merhaba arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz bitki biyolojisindeydik bitkisel organları işledik değil mi kök gövde yaprak şimdi de bitkilerde dokulara bakacağız ilk önce örtü iletim ve e, temel dokuları göreceğiz bunlar bölünmez dokulardır şimdi biz bitkisel dokuları ikiye ayırıyoruz arkadaşlar bitkisel dokuları şöyle ikiye ayırıyoruz bir bölünür dokularımız vardır sürekli bölünebilme özelliğine sahiptir bir de bölünme özelliğini kaybetmiş olan Dokular yani bölünmez dokularımız vardır. Bölünür dokular arkadaşlar meristem dokudur. Zaten tek bir dokumuz vardır bölünür doku olarak meristem doku. Bölünmez doku ise temel doku yine bölünmez dokunun içerisindedir. İletim doku bölünmez dokunun içerisindedir. Bir de arkadaşlar örtü doku Bölünmez dokunun içerisindedir. Burada temel doku içerisinde işte parankimadır, kolenkimadır, siklerankimadır bunları göreceğiz. İletim dokunun içerisinde kısilen, fülen bunları göreceğiz. Örtü dokunun içerisinde de epidermis, peridermis bunlardan bahsedeceğiz. En son meristem dokuya gelip bölünür dokuları işte büyüme olayı nasıl gerçekleşiyor bundan bahsedeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Örtü, iletim ve temel dokulardan bahsedelim. Arkadaşlar, eee... Bitkisel yapılarda eee örtüyü dış, dıştan saran, işte bitkiyi dışarıdan koruyan sisteme biz doku sistemine ne diyoruz? Örtü doku diyoruz. Örtü dokunun temel görevi aslında bizdeki deriye benziyor. İşte bizi fiziksel zararlara, patojenlere karşı koruyan derimiz bitkilerde de örtü dokuyu oluşturuyor arkadaşlar. Yani örtü doku bu şekilde görevleri vardır. Örtü dokusu olmayan bitkilerde genelde arkadaşlar işte sıkıca paketlenmiş hücre dokuları vardır. yani hücrelerden oluşan bir doku tabakası vardır biz bu dokuya da epidermis diyoruz yani örtü dokunun işte odunsu olmayan bitkilerde bulunan kısmına biz ne diyormuşuz epidermis aslında biz şöyle diyebiliriz şöyle daha basit yolla anlatayım ben size şurayı sileyim arkadaşlar biz örtü dokuyu ikiye ayıracağız örtü doku genç kısımlarda bulunan epidermis bir de yaşlı kısımlarda bulunan peridermis olarak Epidermis bir de arkadaşlar yaşlı kısımlarda bulunan peridermis dediğimiz tabaka bulunacak bunlarda yani epidermis hücreleri yaşlandıkça ne oluşturacak peridermisi oluşturacak şimdi burada epidermisin ee, farklılaşması sonucunda oluşan bazı yapılar vardır. Ben bunlardan bahsedeyim birazcık. Arkadaşlar epidermisin farklılaşması sonucunda mesela stomalar oluşur, tüyler oluşur. E, lentisel dediğimiz yapılar oluşur. Yine bunlar da e, ne yapıyorlar? İşte gaz alışverişini sağlıyor. Zaten stomaları ayrıca işleyeceğiz. Sonra diken dediğimiz veya emergens dediğimiz yapılar oluşuyor arkadaşlar. Bunlar nedir? Tamamen bitkiye yardımcı organlardır. Mesela emergens nedir? Dikenler. Mesela gülde bulunur yine birçok bitkide bulunabiliyor. Arkadaşlar bunlar bitkiyi koruyan yapılardır emergensler. Yani bitkiyi dışarıdan işte e, hayvanlara karşı koruyan özellikle bu özelliği var zaten. Hayvanlara karşı koruyan bir yapıdır. Lentisel diğer bir ismiyle kovucuk dediğimiz yapı vardır. Bu kovucuk dediğimiz yapı da e, ee, bitkinin hava alışverişi yapmasını, gaz alışverişi yapmasını sağlıyor lentisel. Bir de arkadaşlar lentisellerden damlama yoluyla su kaybı gerçekleşiyor. Damlama ilerleyen videolarda göreceğiz. İlerleyen slaytlarda var. Damlama diğer bir ismiyle gutasyon dediğimiz olay. Gutasyon. Diyelim ki e, havanın neme doyduğu zamanlarda Genellikle aslında bitkinin su kaybı terleme yoluyla stomalardan gerçekleşir. Ama stomalar kapalı olduğunda ya da terlemenin yetmediği zamanlarda, havanın neme doyduğu zamanlarda bitkilerde lentisel dediğimiz yapılardan damlama yoluyla damla damla arkadaşlar su kaybı gerçekleşir. Biz buna gutasyon diğer bir isimle damlama olayı diyoruz. Stomalardan terleme olayı gerçekleşirken transpirasyon e, lentisellerden damlama yani kutasyon olayı gerçekleşiyor Tüylere baktığımız zaman ise tüylerde farklı şekillerde olabiliyor Mesela örtü tüyleri olabiliyor şeftalinin yüzeyinde bulunan Mesela koruma tüyleri olabiliyor salgı tüyleri olabiliyor Salgı tüyleri mesela şey, nane, reyhan gibi bitkilerde vardır Yine arkadaşlar savunma tüyleri vardır Mesela ısırgan otunda bulunan savunma tüyleri Bir de köklerde bulunan emici tüyler vardır O da su ve minerallerin alınmasını sağlıyor bir de epidermisin yüzeyini örten mumsu bir tabaka vardır. Biz bu tabakaya arkadaşlar kütikula diyoruz. Kütikula su kaybının engellenmesini sağlıyor. Kütikula tabakası kurak ortam bitkilerinde daha kalındır. Nemli ortam bitkilerinde daha incedir. Çünkü kalınlaştıkça su kaybını engelleme olayı daha da fazla oluyor. Bu yüzden de kurak ortam bitkilerinde yani suya ihtiyacı olan bitkilerde daha kalın oluyor arkadaşlar. Bir de yaşlı bölgelerde bakın odunsu bitkilerin gövde ve köklerinin yaşlı bölgelerinde epidermis hücreleri yaşlanarak peridermis dediğimiz bir yapıyı oluşturuyor arkadaşlar. Epidermis bitkiyi ne yapıyor? Hastalıklara karşı koruyor ve her organda özel niteliklere sahiptir. Peridermis sadece yaşlı kısımlarda bulunan özellikle de yani genellikle de ölü hücrelerden oluşan bir tavakadır. Gelelim iletim dokuya arkadaşlar iletim doku sistemine baktığımız zaman bu sistemde e, iki tane tipimiz vardır. Biri kısilemdir biri de fulemdir. Kısilem su ve suda çözülmüş mineralleri kökten alıyor sürgünlere doğru yukarıya doğru taşıyor. Yani kısilemdeki iletim tek yönlüdür sadece kökten yapraklara doğru. Floem ise fotosentez ürünlerini gerekli yerlere taşıyor. Fulem de üretim yani taşıma yönü iki yönlüdür arkadaşlar. Bakın. Mesela yaz oldu. Yapraklarda fotosentez yapılıyor. Fotosentez yapıldığı zaman işte oluşan şekerleri aşağıya köklere, gövdeye, işte dallara gönderiyor, götürüyor. Kış olduğu zaman ise çeşitli organlarda depolanmış olan besinleri mesela kökte depolanabilir gövdenin bir kısmında depolanabilir bunları da ne yapıyor yukarıya taşıyor dolayısıyla fulemde iletim çift yönlüyken kısilemde arkadaşlar e, tek yönlüdür sadece kökten yapraklara doğrudur bu arada kısilem ve fulem e, per, ep, e, meristem hücrelerinin üst üste gelerek farklılaşması sonucunda oluşan borulardır o şekilde de düşünebilirsiniz arkadaşlar Kök ya da gövdede iletim dokularının birlikte e, ismine bir sitele diyoruz. sitele. Yani kısilem ve fulemin toplam birlikte hepsine ne diyoruz? Sitele diyoruz. Sitelenin düzenlenişi farklılıklar gösterebiliyor. Mesela işte e, dikotil bitkilerde bu sitelerin düzenlenişi normalken düzenliyken Monokotil olan bitkilerde yani tek çenekli bitkilerde kambiyum bulunmadığı için dağınık düzenlenmiştir arkadaşlar. Onu da yine söylemiş olalım. Şimdi iletim dokusunun daha da içerisinde bir yapı vardır. Bu yapıya da biz ne diyoruz? Öz diyoruz. Bakın iletim dokusunun en içinde bulunan kısımdır arkadaşlar öz bölgesi. Bir de iletim dokusu ile dışarıdaki doku arasında kalan kısma da korteks diyoruz. İsterseniz hemen şöyle şekil bakayım koymuş muyum buraya şekil olarak. Korteksi falan koymamışım şurada göstereyim bakın iletim dokusu şu mor olan yer şurası arkadaşlar en iç kısmına biz öz bölgesi diyoruz öz bölgesi daha sonra iletim dokuyla e, epidermis arasında kalan şu sarı renkli kısma da ne diyoruz burada genelde temel doku oluşturuyor buraya da korteks yani kabuk olarak düşünebilirsiniz korteks bölgesi diyoruz. Bu korteks'tir, özdür genelde böyle sorularda şöyle sorulabiliyor. Hani işte şekil olarak verilip sırasıyla hangi yapılar bulunur, ya da işte hangisi eksiktir, burada ne gerçekleşir, litim nasıl olur gibi şeyler sorulabiliyor. Şimdi gelelim bitkilerdeki yaygın hücre tiplerine. Şimdi ben bu konuyu şeyden Campbell'dan anlattığım için size böyle biraz karışık gelebilir. O yüzden size tavsiyem önce bir AYT hocasından dinleyin arkadaşlar ya da benim geçen sene anlattığım yani 2022 ÖABT e, videolarımdan önce bir bitki biyolojisi konusunu dinleyin daha sonra gelip burayı dinleyin. Çünkü burada size biraz karmaşık gelebilir ama ilk önce o videoyu dinleyip bir temel oturtturup daha sonra bunu dinlerseniz daha iyi bir şekilde olacaktır ki zaten bitkilerde öyle çok hani şey yok bitki biyolojisinde hani AYT ile çok ayrım yok. Hani genellikle bütün terimleri, kavramları veriyoruz zaten. Şimdi parankima hücrelerine baktığımızda parankima, kolenkima ve sklerankima neyi oluşturuyor? Tabii ki bitkinin temel dokusunu oluşturuyor arkadaşlar. Parankima hücreleri ee, bitkinin her organında bulunur ve bulunduğu yere göre de farklı şekillerde olabiliyor Mesela özümleme parankiması vardır Özümleme parankiması fotosentezin yapıldığı yerlerde bulunur İşte yaprakta yeşil gövdede Daha sonra e, depo parankiması vardır depo yapar Sonra arkadaşlar havalandırma parankiması vardır E, ee, Bataklık gibi yerlerde yaşayan bitkilerde bulunur ve gaz alışverişini sağlar, bitkinin hava almasını sağlar. Yine e, ne vardı? Boşaltım parankiması vardır mesela boşaltım olayında rol alır. Evet bu şekilde parankima parankima hücreleri canlıdır ve arkadaşlar bir diğer hücrelere göre daha ince çepere sahiptirler. E, Meristem hücrelerinin yine farklılaşması sonucunda oluşmuştur. Gelelim kolenkima hücrelerine. Kolenkima hücreleri de yine canlı hücrelerden oluşur arkadaşlar. Bu kolenkima hücreleri bitkiye desteklik sağlıyor. Nasıl desteklik sağlıyor? Mesela yaprakların dala tutunduğu yerde, dalların gövdeye tutunduğu yerde, çiçek saplarında bulunarak o yaprağın orada kalmasını sağlar. Esneklik falan kazandırıyor ve o şekilde ee, bitkiden kopmasını engellemiş oluyor bu kolenkima hücreleri bitkiyi arkadaşlar özellikle dediğim gibi genç kısımlarında desteklik sağlar unutmayın ee, Bunlar canlı hücrelerden oluşuyor yine arkadaşlar e, kolenkima hücreleri dayanıklılık da sağlıyor unutmayalım gelelim sklerenkima hücrelerine Bunlar sert dokudur Aslında bakın bu arada kolenkima hücreleri pek dokudur pek pek doku da diyebiliriz kolenkima dokusuna pek doku da diyebiliriz arkadaşlar pektin maddesinin birikmesi yani bunların çeperlerinde pektin maddesi birikiyor Şuradaki pek dokudan aklınıza gelsin çeperlerinde pektin ve selüloz birikiyor selülozu zaten biliyoruz ama pektini de aklımızda tutalım siklerankimaya geldiğimizde sklerankimada Arkadaşlar bu da sert doku olarak bilinir bunun da çeperlerinde liginin Liginin zaten sertlik veren bir maddedir ve tabii ki her zamanki gibi selüloz bulunur. Ee, kolenkimada da selüloz var unutmayalım. Evet bunlar da yine desteklik sağlıyorlar. Bunlar arkadaşlar genellikle ölü hücrelerden oluşur zaten hatta çoğunlukla ölü hücrelerden diyebiliriz bu siklerankima hücreleri de ikiye ayrılıyor bir taş hücreleri vardır bir de lifler vardır lifler mesela işte sarımsakta falan bulunuyor bunlardan işte ketende falan bulunuyor arkadaşlar e, genellikle dokumada kullanılıyor bu taş hücresi ya da siklereit dediğimiz bakın şurada yazılmış siklereit dediğimiz yapılar ise işte ayvada falan bulunur böyle ayva yediğiniz zaman ağzınıza böyle sert sert e, şeyler taş gibi onlar nedir aslında siklereit hücreleridir yani taş hücreleri dir. Sklerenkima hücrelerinin oluşturduğu yapılardır arkadaşlar. Bunlar yine bitkiye desteklik sağlıyor. Ee, bitkiyi arkadaşlar dik durmasını falan sağlayan bir yapıdır sklerenkima hücreleri. Şimdi gelelim. Şimdi kısilemden ve floemden bahsettik ya. Bu sefer ksilemin su ileten hücrelerinden bahsedelim. Bunlar trakeitler ve trakeler. Arkadaşlar trakeler ee, tohumlu bitkilerin tamamında bazı gimnospermlerde yani bazı açık tohumlu bitkilerde ve birkaç tohumsuz bitkide bulunuyor ama tohumlu bitkilerin yani angiospermlerin tamamında var ve gimnospermleri anlatırken biz genelde ne dedik? Trakeler bulunmaz dedik. Hani gimnospermleri trake bulunmaz olarak bilseniz de olur. Birkaç tanesinde var. Trakeitler ise tüm bitkilerde bulunuyor arkadaşlar. Bunlar geçit gibi düşünebilirsiniz bunları. Bakın şurada bulunan geçitlerdir. Bu geçitler ne yapıyorlar? İşte bir damar oluşturarak su ve minerallerin taşınmasını sağlıyorlar trake ve trakeitler. Peki fülemin şeker ileten hücrelerine bakalım. Yine meristem doku hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşuyor, böyle üst üste gelmesiyle oluşuyor. Burada iki tane hücre vardır. İki çeşit. Biri kalburlu boru hücreleri vardır. Bir de arkadaşlar arkadaş hücreleri vardır. Arkadaş hücresi Taşımayı kolaylaştırmak için işte şeker yüklemesinin yapılan yerinde daha e, oraya yakın bulunuyor ki hani şeker yüklemesini yapılabilsin diye kalburlu boru ise arkadaşlar bakın şurada böyle elek vardır ya un elediğimiz eskiden böyle hani kenarları tahta ortasında işte demir mi diyeyim bir şey diyeyim hani e, öyle bir elek vardı bilmiyorum hatırlarsınız belki görmüşsünüzdür onu aslında Annelerimiz falan kalbur diyorlar. Bu da kalbura benzediği için öyle delikli bir yapı olduğu için kalburlu plak diyoruz. Bakın şurada da mikroskobik görüntüsü var. Bu kalburlu plaklardan, kalburlu borulardan şekerin, işte yine suyun, hormonların, bazı maddelerin taşınması gerçekleşiyor. Arkadaş hücreleri de yardımcı olur. Unutmayın arkadaşlar. Evet, şimdi biz bölünmez dokuları işlemiş olduk. Geliyoruz bölünür doku, yani meristemlere. Arkadaşlar meristem hücreleri sürekli bölünebilme özelliğine sahip olan hücrelerdir ve bitkinin yaşamı boyunca e, uzamasını işte enine kalınlaşmasını sağlar büyümesini sağlar. O yüzden biz bitkilerde e, büyümeyi sınırsız olarak kabul ediyoruz. Hani bütün bitkilerde olmasa da birçok bitkide arkadaşlar büyüme sınırsızdır. Meristem hücreleri, meristem dokuları sayesinde. Şimdi meristemi şöyle tablo halinde ben göstermek istiyorum. Şimdi meristem dokuyu biz bir bulundukları yere göre bulundukları yere göre bir de kökenlerine göre ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar bulundukları yere göre olan meristemler apikal meristem, diğer bir ismiyle uç meristem. Bir de yanal meristem yanal ya da lateral meristem diye ikiye ayırıyoruz. Kökenlerine göre olan meristemi de primer meristem yani birinci meristem bir de sekonder yani ikinci meristem diye ikiye ayırıyoruz. Aslında ayırmamızın sebebi sadece e, bulundukları yer köken hani ama apikal meristemle primer meristem karşılaştırıldığı bak zaman ikisi de aynıdır. Yanan meristemle sekonder meristem de aynıdır. Sadece e, şey yaparken sınıflandırırken farklı sınıflandırılıyor. Peki bunlar ne işe yarıyorlar? Arkadaşlar apikal meristem bitkinin kök ucu, gövde ucu gibi büyüme bölgelerinde bulunarak bitkinin boyca uzamasını sağlar ve tüm bitkilerde bulunur apikal meristem. Unutmayın çünkü tüm bitkiler boyuna uzar. Bu yüzden de e, tüm bitkilerde bulunuyor arkadaşlar apikal meristem. Yanal meristeme baktığımızda yanal meristem bitkinin enine kalınlaşmasını sağlar. Enine kalınlaşmanın olabilmesi için kambiyum dediğimiz dokunun bulunması lazım. Kambiyum tabakası. Kambiyum tabakası da sadece çok yıllık olan bitkilerde, dikotillerin çok yıllık olan bitkilerinde bir de gimnospermlerde bulunur. Bu yüzden de arkadaşlar kambiyum enine kalınlaşma gerçekleşen o ağaç tipi olan ağaçlarda işte bitkilerde bulunuyor. Ee, yanal büyüme yani sekonder işte enine büyüme dediğimiz büyüme de sadece onlarda gerçekleşiyor. Kökenlerine bakım, köken bakımından baktığımızda primer meristem zaten apikal meristemle aynı dedik. Bitkinin boycu uzamasını sağlıyor. Sekonder meristem de arkadaşlar bitkinin enine büyümesini sağlıyor. Bakın burada da zaten bahsettiklerim bunlardır meristem. Ee, şimdi hani biz sınırsız büyüme dedik ya sınır, sınırsız büyüme bitki de var evet ama yaprakta diken de çiçekte bunlarda sınırlı büyüme vardır onu da yine söylemiş olalım yanal meristemlerden de bahsettik arkadaşlar bizim burada bilmemiz gereken iki tane daha yapı var demet kambiyumu ve mantar kambiyumu demet kambiyumu yeni iletim doku tabakalarının katılmasını sağlıyor. Nedir? Mesela işte sekonder flem, sekonder kısilem gibi yapıları oluşturarak iletim dokularının oluşmasını sağlıyor. Böylece e, iletimin hani mesela o eskiden oluşan iletim dokuları, iletim yapıları yaşlanmış olsa da artık işlevini yapamayacak olsa da bitkinin hem enine kalınlaşması için bir e, düzenek oluşturmuş oluyor hem de arkadaşlar taşımanın daha iyi bir şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Enine kalınlaşma dediğimiz olay demet kambiyumun yeni iletim doku tabakalarını oluşturmasıyla gerçekleşiyor enine kalınlaşma. Demet kambiyumu dediğimiz aslında bizim bildiğimiz kambiyum dediğimiz yani bunu sadece kambiyum olarak da düşünebilirsiniz. Demet kambiyumu olarak da düşünebilirsiniz. Mantar kambiyumu dediğimiz zaman arkadaşlar mantar kambiyumu dediğimiz yapıda eee epidermis hücrelerinin işte yaşlanmasını sağlayarak, parçalanmasını sağlayarak daha kalın ve dayanıklı olan peridermisin oluşmasını sağlıyor mantar kambiyumu. O yüzden arkadaşlar önemlidir. Yani bitkinin yaşlanmasını sağlayan kambiyum hangisiymiş? Mantar kambiyumuymuş. Arkadaşlar bizim tek yıllık ve ee çok yıllık bitkilerimiz vardır, 2 yıllık bitkilerimiz vardır. Bu şekilde ee bitkiler genellikle sekonder büyüme gerçekleştirmezler. Yani tek yıllık bitkiler sekonder büyüme, enine büyüme gerçekleştirmezler. Ama çok yıllık olan bitkilerimiz tabii ki enine büyümeyi gerçekleştiriyorlar arkadaşlar. Mesela çimenler de çok yıllıktır. Çimenler. Ama onlar da enine büyüme olayı yoktur. Evet burada bakın gövdede primer büyümeden bahsetmişiz. Gövdelerde primer büyüme. Burada ne yapıyor arkadaşlar? Burada hücreler bölünerek boyuna uzamayı sağlıyor. Daha sonra enine büyümeye, sekonder büyümeye baktığımız zaman burada mantar kambiyumuz var. Bakın dikkat edin şöyle koyu renkli mavi olan kısım. Mantar kambiyumu ne yapıyordu? Sekonder örtüyü yani peridermisi oluşturuyordu. Böylece ağaca böyle kalın bir kabuk oluşturuyor aslında. Bu kabuk sayesinde de bitkimiz korunmuş oluyor. Demet kambiyumu var. Demet kambiyumu dediğimizde içerideki o kırmızı olan yapıdır arkadaşlar. Kırmızı olan yapıda primer flüem, primer sekonder flüem, sekonder kısilem oluşturarak bitkinin enine kalınlaşmasını sağlıyor diyebiliriz. Evet burada da yine apikal tomurcuğumuz var bakın. Apikal tomurcuk neydi? Bitkinin uzadığı yerlerde bulunan en uç kısmında bulunan tomurcuktu. Bu tomurcuğun uyanmasıyla bitki büyümesine devam ediyordu arkadaşlar. Bu arada bitki nereden büyür? Tabii ki uç kısmından büyür. Unutmayın. Mesela e, geçmiş yıllarda bitkilerle ilgili çıkmış bir soru var. Sorumuz şöyle. Şimdi bir tane ağaç var. Bir tane çocuk geliyor bu ağacın burasına bir çivi çakıyor. Buraya bir çivi çakıyor. Diyor ki e, aradan 10 yıl geçmiş ve çocuk geldiği zaman işte e, bu çiviyle ilgili ne görür diyor. İşte şıklarda da şunlar var. Öncüllü müydü, şıklı mıydı hatırlamıyorum. Öncüllüydü galiba. Birincisinde diyor ki işte çivi yer, çivinin yerden yüksekliği de h bu arada. İşte h yüksekliği değişmemiştir. İkinci öncülde diyor h yüksekliği değişmiştir. Üçüncü öncülde ne diyordu? Üçüncü öncülde hatırlamıyorum ama burada bizim için önemli olan h yüksekliği. Arkadaşlar bitkinin büyümesi her zaman uç kısımda olur. Yani gövdenin en uç kısmında gerçekleşir. Sen çiviyi bu ağacın işte şu kısımda neresine işte çakarsan çak yani çiviyi nereye çakarsan arkadaşlar fark etmez. Burada buradaki haş yüksekliği değişmez, sabit kalır. Çünkü bitki büyümesini gövdenin uç kısmından gerçekleştiriyor. Yine bunu da söylemiş olalım. Evet primer büyüme ve sekonder büyümeyi bir sonraki videoda anlatacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.